Dün gece hırsızlar yine iş başındaydı ancak hiç hesap etmedikleri şeyle karşılaştılar. Hırsızlar bu kez baltayı taşa vurdu. Genç bir kadın evine giren hırsızları fark edince çığlık attı. Mahalleli de bu çığlık üzerine hırsızı yakaladı. Önce dövdüler, sonraysa polise teslim ettiler. Evet. Adana'da iki katlı müstakil bir eve hırsızlık amacıyla girmek isteyen zanlı ev sahibi kadının çığlığı üzerine yakayı ele verdi. Mahalle sakinleri tekme tokat dövdüğü şahsı sonra da polise teslim etti. Alınan bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece geç saatte iki katlı müstakil bir evi gözüne kestiren Hakan K. söz konusu evin ikinci katına hırsızlık amacıyla girmek istedi. Ancak gürültü üzerine uykusundan uyanan Ayşe A. karşısında hırsızı görünce korkuya kapılıp çığlık attı. O esnada işten eve gelen kardeşi ablasının çığlığı üzerine eve doğru koşmaya başladı. Hırsızlık amacıyla girmek istediği evde beklemediği bir direnişle karşılaşan Hakan K. genç kızın kardeşine bıçak çekip olay yerinden kaçmak istedi. Bu sırada gürültü üzerine mahalle sakinleri de olay yerine geldi. Zanlı, öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövülerek darp edildi. Hakan K.'nin ağzı yüzü kanlar içinde kalırken durumda polise bildirildi. Öfkeli kalabalık polis gelinceye kadar şahsın başında bekledi. Ardından da gelen ekiplere teslim etti. Gözaltına alınan zanlı önce tedavisi için Çukurova Doktor Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Hakan K sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arkadaş erkek bir, kardeş. bir geldi. Bir erkek kardeşim. Kız kardeşim de dışarıdan